Real TV Amerika'dan bildirir. Amerika'nın Maine eyaletinin Portland şehri belediye başkanı Kathleen Sinder 26 Şubat 2021 tarihli Hocalı katliamından dolayı yaşamını yitirenleri anmak için bir bildiri imzaladı. Diaspora ile çalışmak devlet komitesinin basın servisine göre bu bildirinin imzalanması Maine eyaleti Azerbaycan topluluğu başkanı Tarlan Ahmedov tarafından gerçekleşti. Yapılan açıklamada Hocalı soykırımının 29. yıl dönümü öldürülen Azerilerin sayısı ve trajedinin insanlığa yönelik en büyük katliamlarından biri olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında ise Hocalı katliamının dünyada insanlığa karşı işlenen suçlardan biri olduğu da aktarıldı. Verilen bilgiler arasındaydı. İşte böyle bir açıklamanın Amerika'nın Maine eyaletinde kabul edilmesi ise Hocalı soykırımının yıl dönümü arefesinde Amerikalı Azerilerin en büyük başarısı olarak görülüyor. Diğer bir gelişmeyle devam edelim Amerika'dan. Amerika'yı son günlerde kar tamamiyle etkisi altına aldı. Amerika'nın başta Güney ve Batı eyaletleri olmak üzere birçok yerinde kış fırtınaları devam ediyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın nadiren görüldüğü Teksas gibi eyaletlerde de zor günler yaşanıyor. İşte ülkenin genelinde kar ve buz fırtınalarının vurduğu birçok eyalette yaşanan elektrik kesintileri rekor düzeye ulaştı. Güney'de buz yağmurlarına karşı uyarılar devam ediyor eyaletlerinde de dondurucu rüzgarın etkisi devam ediyor. En az 20 kişinin kötü hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Doğu eyaletlerinden Kuzey Carolina ise hortum burada. Ancak hortumun beklenmedik bir şekilde geliş gelmesi, gelişmesi nedeniyle e, halk hazırlıksız yakalandı. Illinois eyaletinin Chicago kentinde kar kalınlığı 40, 46 santimetreye ulaştı. Ayrıca Nebraska'nın Omaha kentinde hava sıcaklığı bir gecede rekor düzeyde düşerek eksi 30 santigrat dereceye ulaştı. Bunun kente 25 yıldır kaydedilen en düşük hava sıcaklığı olduğu belirtiliyor. Kötü hava koşulları aşı programlarını da sekteye uğrattı. İşte koronavirüs aşısının dağıtımı fırtınalar nedeniyle birçok bölgede aksamış durumda. Konuyla ilgili Başkan Joe Biden yönetiminden de aşıların dağıtımında gecikmelerle ilgili uyarı yapıldı. Bir uyarı bildirildi. Yarın sabah Başkent Washington'da fırtına bekleniyor. Amerika'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Özlem Şenşer Realty Washington.